Peki dönelim ayet-i kerimeye tekrar. Ubelligukum, size tebliğ ediyorum. Hazreti Nuh'un ifadesiyle ben size tebliğ ediyorum. Risalati Rabbi, Rabbimin risaletlerini tebliğ ediyorum. Hazreti Nuh aleyhisselam bu kadar mı diyor kavmine? Bu kadar benim işim. Size Rabbimin risaletlerini tebliğ ederim. Tırnak içerisinde Allah'ın şöyle şöyle sözü derim. Ondan sonra ağzımı benim bıçak açmaz. Bütün uygulamalarımı da evde kendi başıma yaparım. Dışarıda size hiçbir uygulama göstermem. Siz de ayetlerden tırnak içinde ne anlıyorsanız kendi başınıza gider yaparsınız. Bunu böyle yapmalıyız. Diğer türlü ben anladığımı ve uyguladığımı size gösterirsem haşa Allah'a şirk koşmuş olurum. Çünkü Resulullah'ın Allah'ın ayetlerinin yanı sıra ağzından bir cümle çıkarsa ve biz bu cümleye itibar edersek birilerine göre bu şirk oluyor. Cenab-ı Hakk'a eş koşmak, Resulü Allah Azze ve Celle'ye Allah'ın yanı sıra güya şirk koşmak oluveriyor. Dolayısıyla buna Resulullah kendisi çanak tutmayacağından hemen ayetleri tırnak içerisinde okuyup ortadan kaybolan ve buna dair hiçbir paylaşımda bulunmayan, açıklama gibi, konuşma gibi, örnekleme gibi ve uygulamasını da kendisine saklayan, çünkü uygulamayı da gösterirse ne anlaşılması gerektiğini, o zaman yine şirk koşmuş olacak. Belki başkası başka şey anlayacak. Dolayısıyla insanlara bırakması, herkes ne anlıyorsa, böyle bir dünya yok ve böyle bir makul zemin de yok. Bunu söylemek de insanın kendi başta kendi aklıyla alay etmesi olur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin beyanından, ki bunlar ifadeler, karşılığında nasıl bir uygulama olması gerektiği hususunun eşleştirilmesi lazım. Yoksa belirsizlik kıyamete kadar devam eder. Hangi kavrama, hangi sözcüğe, hangi ifadeye hayatta nasıl bir karşılık ile eşleşmesi gerektiği hususu aslında dinin iniş sürecinin bir parçası. Oraya kadar indiği zaman din hayata kadar indirilmiş olur. Eğer oraya kadar inmezse bu henüz indirilmemiş din olur. İstiyorlar ki din henüz indirilmemiş bir düzeyde kalsın. Aşağıya biz yeniden uydurarak indirelim. Dolayısıyla indirilmiş din ile olan sıkıntıları bundan ibaret. Çünkü indirilmiş olan zemin dolu olduğundan uydurmaya aralık, boş zemin bulamıyorlar. Önce orayı boşaltmak lazım. Halihazırda indirilmiş olan dinin tekrar sözcükler, kelimeler düzlemine yükseltilip, satırlar düzlemine yükseltilip oranın boşaltılması, böylece Resulullah'ın fiiliyata dair her türlü uygulamasının kennem yekün hiç olmamış sayılması ve ondan sonra tekrar satırlardan hayata salatı, savumu, zekatı ve efendiler indirecek. O da aralarında söz birliği yok. Birinin ak dediğini öteki kara diyor. Hatta birinin 2 sene önce dediği aka kendisi 2 sene sonra kara diyor. Dolayısıyla aşağısı bir curcuna olması, daha şimdiden bıraksak bile onlara, yani aşağısı hiçbir kelimenin mana, ne faiz faiz artık, ne salat salat, ne savum oruç, ne salat namaz, ne zekattan Resulullah'ın anladığı anlaşılıyor. Böylesi bir zeminde ne el el, ne ayak ayak, ne kıyam kıyam, ne rükû rükû, ne secde secde, bu dinin aslında bütünüyle yok edilmesi amacına matuf, demin söylediğim gibi şeytani bir şey.